Vallahi abi şampiyonluk için favori sordun değil mi? Evet. Yani şimdi doğal olarak bu kadroyu gördüğümüzde Fenerbahçe herkesin doğal favorisi. Ancak oyun anlamında ben hala Beşiktaş'ın tüm takımların önünde olduğunu düşünüyorum. Cenk Tekeldi. Ben nedense yani nedense derken gördüğüm kadarıyla Evet, hakikaten bırakmış takip. Oğulcan. Ya de ediyoruz. Ama ediyordur tabii iyi ediyor. Tabii arkadaşı çok diye. yakın arkadaşlar. Vay be. Çok enteresan. Ben Beşiktaş'ı daha önde görüyorum abi. Ya, Şampiyonluk için. yani Beşiktaş'ın şöyle dediğim gibi hani ben de oradan pas alıp devam edeyim. Şimdi bir hava var. Bu hava takımı ne kadar yansır yansımaz. Şimdi rakiplerin güçlenmesi, transferler yapması bu iş psikolojiktir biraz. Yani şimdi Fenerbahçe Mesut'u alıyorsa mesela yani bu Galatasaray taraftarını da etkiler, Beşiktaş taraftarını da etkiler, işte Sergen Yalçın'ı da etkiler, Fatih Terim'i de etkiler. O zaman şu oldu. Yani ben bunu bildiğim için de zaman zaman başka kulüp yöneticileri arkadaşlarımız ya da abilerimizle sohbet etme şansımız oluyor. Hani şunu da söyleyeyim. Bu benim tespitim diye ama bilgi üzerine söyleyeyim bunu daha çok. Yani Mesut'un gelmesi aslında transfer sürecinin belki bu kadar hareketli hale getirdi. Bunu çok net şekilde Kesinlikle. söyleyebilirim Ya yani. bu çok normal ama Kesinlikle. yani şimdi zaten Gelir ezeli gelmez rakibi Türk futbolunda hemen bir hareket getirdi amaç ezeli açmadan. rakibi Zorladı. Özellikle Galatasaray'ı çok zorladı. evet yani Beşiktaş'ı da zorladı ama çok şeyini değiştirmedi Ahmet Nur Çebi. Tavrını değiştirmedi. Mesela Hulk için o riske girmedi yani. Hani kim olursa olsun alalım. Zaten baştan beri şey söylüyordum ya ben hani Beşiktaş ne olursa olsun alalım tavrında olmayacak Hulk'la ilgili. Yani ben zaten hani transferin çok olma ihtimali çok yüksek görmüyordum. Hani o kadar yapmadı. Evet camiayı etkiliyor. Ben de görmüyordum. Orada önemli olan Aynen. futbolcuları ve teknik kadroyu ne kadar etkiledi. Şimdi bu sene özellikle taraftar faktörü biraz az. Seyirci de, yani statlarda da seyirci olmadığı için taraftar faktörü yani sosyal medyadaki hava takımda olmayabilir yani. Yani bugün de bence kötü bir oyun yoktu. Yani Beşiktaş o mevcut ruhunu, havasını korursa en azından yani son haftalara kadar rahat Senin yarışmacı favorin kim? olurdu. Peki aynen. Sonra ben söyleyeceğim. Ben Hı. söyledim. Ben dedim. Ben Valla Beşiktaş ben bir dedim. şey söyleyeyim. Tabii ki Beşiktaş derim ama hani kim daha çok kadrosunu güçlendirdi dersen utansa Galatasaray derim yani. Yani Ben çok nokta transferler yaptı. Yani Fenerbahçe gösterişli oyuncular aldı doğru. Yani çok kaliteli isimler. Ya yani bence de Mesut'u bu zaten ben kategori dışı. Yani hani Tabii. Ayrı bir seviye ayrı bir diyorsun. seviye. Tabii. Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir seviye. Hani onu şey yapmıyorum. Diğerleriyle bir tutmuyorum yani. Zaten Avrupa futbolunda bence devre arası yapılan en iyi Tabii tabii transfer. Mesela basın kesinlikle. toplantısında verdiği cevaplar ve de orada zekasını Ya işte kuşkusuz Burak'la ilgili yani sorulan soru vesaire hepsine çok iyi cevaplar verdi kuşkusuz yani. zaten çok üst düzey bir oyuncu. Yani hiç konuşmaya bile gerek yok. Ama Galatasaray'ın eksikleri tamamlama anlamında ben doğru transferler yaptığını düşünüyorum. Trabzonspor keza aynı şekilde yani Bakasetas hamlesi. Berat zaten çok iyi bir oyuncu. Biraz bugün ne oynadı Trabzon ya? Evet. Abi Trabzon da ben öyle. şeyi gördüm. Bir Ya bugün kişi ama oyun çok iyiydi yani. abi Maç çok bugün güzelmiş. Rozier'i Rozier'i herhalde yanılmıyorsam bir Beşiktaş'ın etrafında 5 Trabzonlu Yalnız gördüm ya. Enbekayeme acayip bir top Evet. oynadı. Yani bugün hakikaten çok acayip Abi o bir top kupadaki oynadı. sevinci gördüm bilmem ne. Bugünkü mücadeleyi gördüm. Hakikaten Abdullah Hoca çok büyük iş yapmış Tabii yani tabii. orada yani. Kesinlikle Ve ve Abdullah ona Hoca'nın rağmen yani Trabzon bu kadar iyi oynadı ama ona rağmen biraz şanslı ve Uğurcan'la kazandı. Hani bu da Tabii. Beşiktaş sayesinde ya Bu da ilk yarı Beşiktaş koparabilirdi maçı yani. Abdullah 8 Uğurcan'ın tane abi kurtarış. şimdi 1-0'dan bak Beşiktaş şimdi sen belki çok izlediğin için ya daha yakından belki tam farkına varamıyorsun. Hani ben böyle biraz daha dışarıdan baktığım için hakikaten iyi oynuyor Evet, Beşiktaş. evet. Şimdi dolayısıyla sen 1-0 Beşiktaş'ın kendi evinde mağlup duruma düşüp iyi oynarken neredeyse mağlup duruma iyi de oynadı o dönemlerde pozisyonlara girdi zorladı. 2-1 yapıyorsun vesaire bilmem ne Abdullah Hoca'nın kariyerindeki en önemli performanslarından biriydi Evet bugünkü yani maç. Beşiktaş şanssızdı ama Trabzonspor da iyiydi yani ikisi bir Çok. arada söylemek lazım. Ne güzel değil Yani mi futbol? 25 dakika faul yok falan. çok 27. dakikada çalındı 26-27 ilk dakika faul faul yok. hakikaten çok enteresan yani çok güzel maç Ama oldu hakemle de Allah'tan iki de. alakalı biraz onu da söyleyeyim. Hakemle de alakalı onu da ben de ilave edeceğim. Yani pozisyonları bilmiyorum bir tane Trabzonspor'un itiraz ettiği pozisyon varmış galiba çok detaylı bakmadım ona da girmek istemiyorum. Hakem de iyi bir maç yönetti hakikaten. Yani Dorukhan'ın sert gereksiz faul dışındaki kırmızı Çok kart kızdı doğruydu. Sergen
Yani onun dışında öyle çok kötü, fazla gerginlik de olmadı. Bir iki pozisyon icabı yaşanan şey dışında çok güzel maç oldu. Yani Beşiktaş'ı tabii ki favori görüyorum. Sadece şu süreçten psikolojik olarak etkilenir mi etkilenmez mi bilmiyorum. Genelde hani futbolcular çok takmaz böyle şeyleri. Şu Antalya maçı kazanıldığında her şey normale döner Beşiktaş açısından diye düşünüyorum.